Geçen hafta düzenlemiş olduğunuz basın toplantısında, İyi Parti basın toplantısında, basın açıklamasında şöyle bir şey söylemiştiniz. Bu oldukça gündemde yer edindi. İşkur'dan kötü kokular geliyor demiştiniz. Bunu neye dayanarak söylediniz? Bir temeli var mıdır? Bunları duymak istiyoruz sizden. Öncelikle teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi bakın, İşkur'da her şeyden evvela sizin gibi genç çocukların, gençlerin İşkur'a müracaatları var, biliyorsunuz. Bunu İşkur, devletin işsiz olan insanlara iş imkanı, işi eleman arayan firmalar, kurumlar aracılığına aracılık yapan bir kurum. Yani işçi bulma kurum. Bu kurum hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşını, kimliği cebinde olan ve o İşkur'a müracaat etme hakkını kazanmış hiçbir vatandaşımızı ne dini, ne siyasi, ne dünya görüşü, ne kadın cinsiyeti, ne erkek cinsiyeti diye ayırmaksızın, ne de parti düşüncelerini ayırmaksızın, işin müracaatın önceliğine göre kim müracaat etmişse sıralamada, onun önceliğine göre talep eden kurum ve kuruluşlara, özel sektörlere göndermesi lazım. Ama bu İşkur ne yapıyor? Bu İşkur ne yapıyor? Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri ve parti teşkilatlarından bildirilen isimleri gönderiyor öncelikli olarak. Ama oraya siz müracaat ettiniz. Öncelikli olarak şu an talep edilen yere sizin gönderilmeniz lazım. Ama sizin iktidar partisinden bir vekil veya parti yöneticisi tarafından isminiz İşkur müdürü beyefendiye verilmediği için sizin hakkınız elinizden alınıyor. Siyasi torpili olan bir gence veriliyor. O da bu ülkenin vatandaşı. Ben ona da karşı değilim. Ama herkes sırasıyla müracaat önceliğine göre değerlendirilmesi burada anlaştık mı? Bunlar yapılıyor. Bunları herkes de biliyor zaten. O dosya çok içinden çıkılacak bir dosya değil. Ben ayrıca onu söyleyeyim size. O da daha farklı şeyler. Başka bir şey. O gün tarif ettiğim Başmakçı ilçemizde bir gün öncesi kura çekimi yapılıyor. 63 müracaat var. 56 kişiyi kura çekimine alıyorlar. Alınacak olan 21 kişi. Bakın. Hani desen ki ya 21'in iki katı 42 kişi aldık. 42 kişi içinden kura çekiyoruz desen bir mantık kabul eder. Ama arkadaş, 63 kişilik müracaat var. Ön müracaat, iş kura. Orayla ilgili, oradaki kuralarla ilgili. 9 aylık iş için. Arkadaş 56 kişininkini kura çekimine koyuyor. O 7 kişiyi sorgusuz, sualsiz kura çekiminden çıkartıyor. Sonra müracaatlarını da sistemden siliyor. Kura çekiminden sonra bu dedikodular çıkınca. Ben bunu bayağı da inceledim. Ondan sonra 21 kişi alıyor. Yalnız bakıyorsunuz o 21 kişilik içinde ne hikmetse Adalet ve Kalkınma Partisi Başmakçı Kadın Kolları Başkanlığı'nı yapan hanımefendi orada aynı okula her dönem kura çekiminde de aynı okula çıkıyor. Sizce burada bir yanlışlık var mı? Yani, aklımız mantığımız var hepimizin. Bizim aklımızda alay etmelerine gerek yok. Kamunun huzurunda çekilen bir kura. Nasıl çıkıyor bu kadın her dönem aynı okula? O çalışmıyormuştu, işte değilmiş. Kurayı her seferine sokuyorsunuz. 9 aylık iş alımından faydalandırıyorsunuz. Ben o kadının da ekmeğiyle oynanmasını istemiyorum. Ben o kadının da o işe girdiğine karşı değilim bu arada. Hak ettiyse helal hoş olsun. Çünkü o da bu ülkenin vatandaşı. Siyasi görüşü beni ilgilendirmiyor. Rızk için girmiş. Elbette ki o kura da çıktıysa ve hakkıyla çıktıysa helal hoş olsun. Ama hak etmeden senin yerine onu çektiler, oraya gönderdilerse sen hakkını helal eder misin? Oradaki insanlar da bana bunu söyledi. Biz hakkımızı helal etmiyoruz dedi. Ben de bunu dile getirdim. Ama bunu dile getirirken de başka ilçelerden de aynı sıkıntılarla ilgili bana ihbarlar geldi. Onun haricinde başka başka ihbarlar da var. Şimdi iş kurula ilgili ben çalışıyorum. Ben bu devletin mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin il başkanı ve ben bu milletin ve bu devletin hakkını, hukukunu korumak, savunmak adına bu göreve ben de seçilerek geldim. Dolayısıyla benim görevim
ne İşkur Müdürlüğü'nün düşmanıyım, ne kan davalısıyım, ne de ondan herhangi bir talebim oldu da yapmadım. Böyle bir şeyim de söz konusu değil. Adını sorun bilmiyorum. Bu arada. Yanlış anlamayın ben. Yani herhangi bir gıcıklığım var. Bana yanlış yaptı falan değil. Bana, ben legal yollarla benim talep ettiğim hiçbir şeyi bugüne kadar hiçbir kurumdan ben onay almadığım bir iş yoktur. Ben legal, devletin ve milletin faydalanacağı sınırlar, anayasanın tanımladığı haklar ve sınırlar içerisinde ne işim varsa yaptırım, ben illegal bir işin içinde de olmadım olmam. Ben milletimiz adına, AK Partilisi de var benden destek ve yardım talep eden, MHP'lisi de var, CHP'lisi de var, İYİ Partilisi de, diğer partiler, Saadet Parti, Demokrat, bunların hepsi bu ülkenin vatandaşı. Ben benden bir şeyi talep ederken bizim partimizden olun, bize geçin de sizin işinizi göreyim. Hiçbir vatandaşa bunu söylemedim, söylemem. Gelenin siyasi görüşüne, hangi partiye oy verdiğine, hangi partinin üyesi olduğuna bakmaksızın onun işini öncelikle insan olarak çözmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu kurumlarda da sıkıntıları gördüğüm zaman sizlerin aracılığıyla bahsediyorum. Gerekli gördüğüm anda Sayın Valimiz de bu konuda resmi olarak da bilgilendirecek. Elimdeki bilgi belgelerle. Ondan sonrasında bir hukuksuzluk varsa da hukuku bilgilendirecek. Ayrıca bir haksızlık yapılmış ve bunun üstü örtülmüşse sizlerin aracılığıyla yaptığı haksızlıkları ifşa edecek. Sanırım yeterli bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.